Paşa! Emriniz olur padişahım. Bu deli Dursun Paşa. Kaç gündür nerelerde bu adam? Padişahım birkaç gündür gezmeye gitmiş. Bu an akşamda Ahmet Aykın'ın programı varmış. Onu seyretmeye gitti kahveye. Hemen çağır. Kafamı bozmayın benim. Derhal çağırıyorum padişahım. Deli Dursun Paşa. Buyur vezir. Padişah seni arıyor. Nelerisin sen kaç gündür yap? Ahmet Aykın'ın programına gittim. Geldim buraya. Saray önce ilanları kesiyormuş. Haberin var mı? Doğru. Padişah hesabını vereceksin şimdi. Beni anlaman. Eyvah eyvah. Padişahım huzurlarınızda. Beni emretmişsin. Deli Dursun Paşa. Buyurun. Nerelerdesin sen? Ahmet Aykın program yapıyormuş. 37 sahilim. Oraya kadar gittiydim. Hünkârım. Kafamı hasta etme. Şart olsun depo vurunca sırt aşağı gidersin. Ben de hastayım. Ben de hastayım. Kastamonu merkez 19 ilçesinde ahval nemededir? Ahval de iyi, durumlar da iyi hünkârım. Rapor hazır mı rapor? Hazır olmaz mı hünkârım? Söyle bakayım. Neler olup bitiyor memlekette? Memlekette her şey dönüyor hünkârım. Nasrullah meydanına gittik. Oran kana kana su içtik. Padişahım seni de unutmadım. İki yumruk su güttüm. Birini içersin, birinden de banyo yaparsın. Allah razı olsun deli Dursun Paşa. Ondan sonra vezirim Ali Paşa ile barba saraydan bir çıktık. Kastamonu Kalesi'ne bağladık. Bir baktık ki Kastamonu Saat Kulesi'nin pili bitmiş. Pili mi bitmiş? Pili bitmiş. Pili bitmiş padişahım. Değiştiren olmayınca vezirimle ikimiz bir çıktık. Dırmana dırmana. Pili bitmiş derken sarayın da elektrikleri kesildi. Kaç gündür elektriksiz dolaşıyoruz. Neden ödenmedi bu fatura? Elektrik faturası çok yüksek geldi padişahım. Yalnız bu Vizyon Türk TV'de bir tane elektrik cihazı varmış. Faturayı %25 azaltıyormuş. Ondan da kalım diyen Deli Dursun Paşa'ya. O da padişaha sorayın dedi. Evet duydum. Hemen haber salın Vizyon Türk yönetimine. O elektrik tasarruf cihazı gelsin. Gelsin padişahım. Gelsin padişahım. Saat kulesinin pili bittiyse Vizyon Türk pilini nasıl yapıyorsa bir şekil uydursun. Uydursun padişahım. Uydursun padişahım. Padişahım. Ondan sonra Vedirim Ali Paşa ile barbağa bir çıktık yine saraydan. Devre Kani, Ağlı, Şenpazar, Cide'ye vardık. Cide'ye vardık. Cide'ye. Evet. Hey yavrum Cide be. Cide demeyin bana. Cennet değilim değil mi padişahım? Geliyor Rıfat'ın kız. Şu anam ne yetmiş de beni şu cana yakın memlekette doğurmuş. Saygılarımı sunuyorum. Biz vatanını seven, milletini seven, dünya milliyetçisi Patlatman'ın çocuklarıyız. Padişahım, o aram belediye kadısının yanına vardık Necdet Demir. Karnınızı aç mı dedi. Aç dedik. Uzun yoldan geldik. Vallahi çok iyi baktı. Aldı bizi Gidorosa'ya gitti. Orası da dünyanın en güzel koylarından birisi. Cennet. O ara balık yiyoruz. Ben bircik bircik yiyeyim. Bu Deli Dursun Paşa ikişer ikişer yiyor. Boğazında kalmasın mı sağ? Kılçık kaldı boğazımda. Ondan sonra geldi şöyle tuttum buna kütleri bir vurdum. Evet. Orası geçti. Biliyorum Deli Dursun Paşa. Acil rejime git. Oğlum gibi sokma. Ne diyeyim? Dünyada yaşamak için yiyoruz. Afur gibi yiye padişahım. O zaman soğuk suya geçtiniz mi oradan? Daha Cide'deyiz. Dur padişahım bir. Cide bir bitsin. Oran vardık. Geldik çarşıyı şöyle bir gezdik. 11 kilometre sahili. Ondan sonra bir baktık senin şu Haliç'te bindiğin saltanat kayıkları var ya onu da oraya yapıyorlarmış. Evet biliyorum. Vezir Ali Paşa. Cide bugün Antalya'dan sonra en uzun ikinci sahil olan sahil. Sahildir padişahım. Sahildir padişahım. Neyse padişahım. Oraya yine baktık böyle. Cide'den duru Beylin'e, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin. Tatil yapa yapa gittik. Oraya giderken Doğanyurt'a soğuk suda şeyi bulmadınız mı? Palamuhtar, Niyazi Yıldırım, İrfan Yıldırım. Hepsinden görüştük padişahım. Senin selamını söyledik. Bize çay bile ısmarladılar. Ahmet Aykın'ın köyüne de gittik Kuş Kayası'na. Salim Demirtaş da mı ısmarlamadı? Hepsi ısmarladı.
Ahmet abi bile bize baktı oraya Kuş Kayası'nda. Oranın bir ayaklı gazetesi var. Mehmet Ali Ercaner sahip çıkmadı mı size? Çıktı padişahım. Hemen kelleyi uçuruyorum. Baktı padişahım, uçurmaya gerek yok. Hemen adam kesmeye ne meraklısın sen ya? O zaman tamam. Kadir Ercaner, Profesör Şaban Demirtaş. Şu soğuk suya bir sarı yazma fabrikasını kuramadınız. Neredesiniz siz? Kurallar padişahım. Padişahım. Orhan İnebolu'ya vardık. İnebolu'da bu deli Dursun Paşa tuttu da ben dedi kesne yiyecin dedi. İnebolu'nun kestesi meşhurmuş. Keste mi? Kestane yaradı inan. Ya doğru düzgün konuş vezir. Evet. İnebolu'nun kestanesi meşhur. Bizim köylere kesne diyorlar padişahım. Ne bileyim ben, kesne diyorsun işte. Bir de padişahım incir zamanıydı. İncirleri yedik emme. Gerisini sorma boş ver. İyi geldi. Allah'ım ya Rabbim. Sonra? Bu tuttu da Azdavay'a da gidelim de yine. Azdavay'da ne var ne yok? Azdavay'da her şey var padişahım. Orhan'dır Azdavay'dan durup Pınarbaşı'na vardık. Vallahi kanyonu. Dünyanın dördüncü büyük kanyonu. Ilgar'ın mağarasına da uğradınız mı? Uğradık padişahım. Padişahım ne oldu bir bilsen yolda gene. Ne oldu? Onlara böyle boş eşek bile zor geze. Bu deli Dursun Paşa ayağı çalıyor takıldı. Gitti yerden aşağı kafayı palladı. Fela havle. Yol yok mu yani? Düzgün yol yapmamışlar padişahım. Adamın kafayı yardık, enterimi çıkardım, oyna sardım kafasını. Pallana geldik padişahım bunlar aşağı. O zaman Ramazan topluyu bilirsiniz değil mi? Biliyoruz padişahım. Ona dişkembe salonları. Hemen o yolu yaptırsın Ramazan toplu. Kafam hastetmesin benim. Emriniz olur padişahım. Yabancı yerli turistler gelsinler padişahım. Padişahım. Orhan'da yine bu tuttudu. Ben dedi taş köprüye gideceğim. Bu oyunda beni ayaksız ya peşinden. Taş köprünün bir sarımsağı var padişahım. Dillere destan. Bilmiyor musun öküz? Ben ne ettim şimdi? Bunu bütün dünya onayladı. Ne işiniz var? Doktoruna eczaneyle. Doktor sarımsak. 70 derde deva. Var mı bir itiraz olan? Yok padişahım. Yok padişahım. Padişahım. Orhan birisi gördük. Hayırsever bir vatandaş. Bunu dedi padişaha ele gidiver dedi. Günde dedi. Bir baş dedi yesin dedi. Bize de iki baş yemsin dedi. Siz 5 baş yiyin. Belki o zaman çalışsın biraz. Belki o zaman akıllanırım değil mi padişahım? Evet. Hayırlısı olur padişahım. Orhan duru tutturdu Tosya'ya gideceksin de yine. Bir karnım acıktı emme. Tosya mı? Asya, Rusya, Tosya. Bir de Tosya getirdik. Herkese Tosyalı olmak nasip olmaz. Padişahım. Tutturdu o ara kazanla Tosya pirincinden pilav yapıyorlarmış. Tuttu da ben de yiyeceğim dedi. Kazanın başına ayrılmadım. Bir kazan kadar bak yedi be. Bir kazan yedim. Yani desene Vezir Ali Paşa. Afur gibi yedi diye. Afur gibi yiye padişahım. Baksana göbek mi yuttu şart olsun. Cezası verilecek. Sonra nereye uğradınız? Orhan baktık şöyle İhsan Gazi, Seydile, Şampazar. Bunlara yüksek okul yok padişahım. Bunlara yüksek okul yaptırmamız lazım. Ama araçtan da keres de götürmek lazım. Bunu da Cide'de bir tane sağlam inşaat yapıyorlarmış. Aksu inşaat. Aksu inşaat var. Aksu inşaat. Evet. Çok süper inşaat yapıyor. Şart olsun Rusya'yı görüyorsun karşıyı. 37 katlı yüksek okul yaptıralım mı padişahım? Evet. Bütün okullar Kastamonu'da 37 katlı olsun. Kastamonu her zaman ilime sahip çıkmıştır. Padişahım. Bu deli Dursun Paşa hep ayağımı onlara çölme taktı ya. Düşürdü beni. Sen de şöyle depo vurunca atsaydın aşağı. Ya adam kafasını yarmış zaten. Bir de ben vurursam dedim hiç kalkamaz onları. Ölüm ölü. Bir de onun taşıması var. Koka. Peki Dada'ya gitmediniz mi ekmek yemeye? Gettik. Tosya'dan oraya vardık. Belli oluyor. Ağza bak. Aynı Dada'yı kavşağı gibi. Sayı mı diyorsun padişahım? Padişahım, hastane olmayan yerler de varmış düzgün, çalışmıyormuş.
Nasıl yokmuş hastane? Dövdürsün paşa, anasın ya, öyle bakıyorsun ayranı dövüsü gibi. Başım palladım, ben sana yok dedim konuş diye. Anladın mı, nelere hastane yiyordun, not tutuyordun. Seyitlere, Ağlı'ya, İhsan Gazi'ye, başka neresi vardı? Azdavay'da vardı. Azdavay'da da hastane yok. Hemen Profesör Şaban Demirtaş haber salın. O hastanelerle ilgilensin. Emriniz olur padişahım. Allah Allah. Padişahım aklımıza geldi. Cide'de ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sahile doğru geziyoruz. Dönü Dursun Paşa ile. Bizim Ahmet Aykın varmış o ara. Kastamonlu. Ahmet Aykın evet. Kastamonlu'nun en örnek sanatçılarından biri. Allah başımızdan eksik etmesin. Şimdi bir de yanına yine güzeller güzeli Garabük'ten bir kız bulmuş Ezgi Deyni. Oynan barbar yapıyorlarmış programı. Sen de davet diye. Biraz kulturlu ol Vezir Ali Paşa. Öküz gibi adamsın. Prenses diyeceksin. Ne güzel hanımı. Prenses Ezgi Hanım. Padişahım. Huzurlarınıza Kastamonu Kadınlar Konseyi Sultanı gelmek istiyormuş. Hemen huzurlarınıza gelsin. Kastamonu Kadınlar Konseyi Sultanımız geldi padişahım. Vay 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 sultanım. Bu ne asalet. Gerçekten çok güzelsiniz. Kusura bakmayın ama ananız sizi bal teknesinden büyüttü be. Padişahım şeker çuvalına düşmüş şart olsun be. Bu ne güzellik böyle. Evet sultanım. Emriniz nedir? Padişahım sağ olun. Kastamonu'nun havasından suyundan bu kadınların güzelliği. O zaman sultanım emir veriyorum. Bu başımdaki vezir ve sadrazam Deli Dursun Paşa daha yuvalarını kuramadılar. Bunlarınla siz ilgileniyorsunuz. Projelerim var padişahım, anlatacağım size. Ama ilk önce bir size hediye getirdim. Vizyon Türk'ten. Elektrik tasarruf cihazıymış. Ooo. Evet. Padişahım. Kelleler gidecek. Bunu en kısa zamanda monte ediyorsunuz sarayımıza. Emriniz başüstüne padişahım. Bıktık fatura ödemekten be. Allah Allah. Teşekkür ederim sultanım. Çok incesiniz. İyi günlerde kullanın padişahım. Ben de inceyim. Allah kimseyi ceyransız bırakmasın padişahım. Evet sultanım emriniz. Vallahi padişahım Kastamonu'yu gezdim geldim. Kadınların hallerini sordum, inceledim, araştırdım. Kiminin keyfi iyi, kiminin kötü. Keyfi olanlarınki nasıl? Keyfi kötü olanlar nasıl? Keyfi iyi olanlar Babostan uşaklarına bakıyorlar. Kocalarıyla mutlu mesut geçiniyorlar. Peki ötekiler? Ötekiler dersen bazılarının kocaları kahveden gelmiyor. Uşakları boğalarının yollarını gözlüyorlar. Kimmiş o yarmalar? Hemen listesini getirin. Padişahım biz zaten saat 10'dan sonra Dönü Dursun Paşa ile geziyoruz kahveleri. Gitmeyenleri tıpı ile kovalıyoruz. Evet hünkârım, yetmeyenleri tepükle çıkarıyor dışarı. Şu sözümü sultanım, bütün Kastamonu'ya yayın. Zengin olmak istiyorsan çalış, fakir olmak istiyorsan sabah uykusuna alış. İş çok, okuma, çalışmayana iş yok. Çocuklara da iş çok, okumayana iş yok. Padişahım, bir de ümitsiz ev kadınları var. Nasıl ümitsiz ev kadınları var sultanım? Vallahi kocaları ölmüş, uşaklarının bile arayıp sormadığı, kışın bir çorba pişirmeye üşenen yaşlı kadınlar var. Ümitsiz ev kadınları bunlar. Bunlara nasıl bir proje sunabiliriz? Vallahi yaşlılara baksınlar, bir şeyler yapalım. Hemen emir veriyorum. Padişahım, padişahım. Sabahtan akşama kadar televizyon başından kalkmayan gallar da var. Akşam adam eve gelince bir tabak çorba önüne koyamayan gallar da var.
O zaman bütün antenleri ihmal edin. Emriniz olur padişahım. Emme padişahım, bu afurdaki çanakları kullanırlarsa? Kullanamazlar, takip edeceksin. Evet, emriniz olur padişahım. Aa padişahım, ben Vizyon Türk'te Ahmet abiyle Ezgi ablayı seyrediyorum. Çanakları yok etmeyelim. Olmaz. Evet. Bu işi sonra konuşalım. Sonra konuşalım padişahım. Sultanım bu nedir? Padişahım vallahi Cide'ye çıktım. Çarşıda bir yaşlı kadın bunu bana verdi. Buna sarı yazma diyorlarmış. Sarı yazma. Yalnız fakat dertliler. Nasıl dertliler sultanım? Vallahi bunu başka bir memleketten getiriyorlarmış. Üretim fabrikası yokmuş. Ne kadar kötü. Necdet Demir'e o kadar çıktık. Bizi saygıyla, hürmetle karşıladı. Necdet Demir bir fabrika yapıversin bize. Bir sarı yazma fabrikası. Vezir Ali Paşa'm. Emriniz olur padişahım. Hemen Necdet Demir'e haber salın. Derhal sarıyorum padişahım. Ve Soğuksu yöresinde de Pala Niyazi Yıldırım, Pala Muhtar. Bu işe sahip çıksınlar. Emriniz olur padişahım. Bir de sarı yazma festivali var değil mi? Evet padişahım. Adına kitaplar yazılmış bu sarı yazmanın. Hemen fabrikalar kurulsun. Cide'ye de soğuk suya. Kafamı asletmen benim. Padişahım. Şimdi aklıma yeni geldi. Deminden söyleyecektim ama benim kafa biraz bu oynayan bulanık. Şimdi aklıma geldi. Ne oldu? İnebolu'ya gittik. Atatürk şapka inkilabını İnebolu'da yaptıydı. Gastamonu'da bir tane şapka fabrikası yok. Dırdırsın Paşa. Padişah'a şapka alıyordu. Ne yazıyordu? Made in Çin yazıyor. Vay be. İçim acıdı be. Vay be. 30 Ağustos 1925 İnebolu. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, efendiler, gördüklerimin en büyük kısmı bu güzel bölgenin, samimi halkının çok aydın, çok geniş, çok büyük zihniyet sahibi olmalarıdır. Bu serpuşun adına şapka denir. Demek ki bir tane şapka fabrikamız yok. Yok padişahım, Made in Çin yazıyor diye baksana Deli Dursun Paşa. Kime yükleyelim peki bu işi? Vallahi bunu da Ahmet Aykın'a yaptıralım. Evet, Ahmet Aykın'a tez haber salın. Şapka fabrikaları kurulma aşamasını başlatsın. Emriniz olur padişahım. Şart olsun bu telaşı donumu da kendine gider. Padişahım, bir de projem var. Emriniz sultanım. 19 kazağının yöresel kıyafetlerinin defilesini yapmak isteyen. Nerede? Fesane Kastamonu günlerinde mi? Evet, Fesane Kastamonu günlerinde. Sultanım, gerçekten müjdeyi vereyim. Çok büyük bir organizasyon yapıyorsunuz Fesane Kastamonu günleri olarak. Şu anda plaketiniz geldi. En iyi organizeyi, Fesane'yi Kastamonular yapıyor. Sağ olun padişahım. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu yıl Allah nasip ederse 10, 11, 12, 13 Mayıs'ta Fesane'deyiz. Değil mi? Padişahım be, şu sultanıma söyleyiversen de bir de Gastamonu mis güzellik yarışması yaparsa ya. Birinciyi ben alırım, ikinciyle de Deli Dursun Paşa evleniyor. Sultanım, onu da yapacın. Şu öküzlerin çaresine bak gözümü seveyim. Onu da yapacın. Ezgi Mumutlu'nun Karabük'teymiş. Karabük'te bir tane mis Gastamonu güzellik yarışması yapacın. Bütün Gastamonu kızlarını çağır ya. Biz de peşinden gideriz. Sultanım. Artık deli bunları evlendiririz artık birinci ikinciyle. Her şeyi size bırakıyorum sultanım. Sağ olun var olun sultanım. Teşekkür. Bir dom merhem numarında ne vardı? Derman Ali Baba merhemleri var padişahım. Şart olsun damanlarım şişti ve de şunu çalayın vezir. Nasıl bir merhem o ilaç? Onu da yine Vizyon Türk'te çıkarmışlar padişahım, her şey bunlar icat ediyorlar ya. Allah Allah. Deli Dursun Paşa dedi, yanlarım ağrıyor diye. Canım ağrıyor be. Hemen alın 50 paket. Ödemesini de yapın. Kafamı asletmem benim. Emriniz olur padişahım. Bak götürdüler. Hemen geliverdi padişahım. Mukaddes yağıymış. Derman Ali Baba çıkarmış. Gerçekten çok güzel.
gibi güzel. Hanım... Derman Ali Baba. Hanımının her ismi padişahım. Hanımının ismi padişahım. Mugaddes. Derman Ali. Öyle mi? Evet, Derman Ali Baba'nın. Ya sultanım, sen de vallahi tarih kitabısın. Bilmediğin şey yok kardeşim ya. Maşallah sultanım. Hassam onu kadını zaten. O milli mücadelede. Çocuğunun üstünü örtmeyip o topun üstünü örtüyor. Benim memleketim kurtulsun diye. Ya Şerife Bacı'nın karınları sizi. Padişahım, biz eskiden daha İstanbul'a kadar Kastamonu'yduk. Sakarya'da milli mücadelede tüm dünyaya meydan okuduk. Biz gururluyuz. İyi ki Kastamonluyuz. İyi ki Kastamonluyuz.